lazerin tanıtımını yapacağım. Dobo marka diye bir lazer. Çok kullanışlı ve de çok çizgileri olan bir lazer. Güzel bir lazer. Öncelikle onları bu videonun sponsoru olan Dobo'ya teşekkür ediyorum. Şimdi bu kutunun da açılışını yapalım. Bakalım size, siz bu şekil aldığınız zaman size nasıl gelir? İlk başta onu gösterelim. Bir de yanlardan olan bir çizgileri var. Yani lazer attığı zaman böyle bunları her türlü istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Şimdi bunu da çıkaralım. Çanta gibi bir şey, değil mi? Hani şurada, bir bakın şu an güzel bir kutusu da var. Hani şöyle, şuradan hafif basıyorsunuz, böyle açıyorsunuz. Yani ambalajı ve kutusu çok güzel. Ha, çok korunaklı. İşte burada. Bu şey, bunun üzerine kuruyorsunuz, bir yere asıyorsunuz. Ondan sonra şuradan aşağı yukarıya ayarlıyorsunuz. Şu alttan da lazeri sıkıştırıyorsunuz. Şimdi onu da göstereceğim. Şimdi lazerin kendisi. Bakın, hem yanda şey böyle sağlı solu duvar için, bir de şu yandan da lazer çizgisi atıyor. Şimdi bir de alttan da atıyor. Yani hem alttan, üstten, yandan, bir de diğer türlü yandan. Yani her türlü, bir de burada da var. Yani şekilleri her türlü buradan verebiliyorsunuz. Bu da niye? Bu tavanlara siz böyle astığınız zaman lazer çizginiz burada istediğiniz metreye ayarlayacak şekilde altın üstten birkaç santim çizgiyi bulmak için, yani bu asmak için. Kumandası da varmış ya, hele bak aynı araba kumandası gibi. Güzel ha, ben çok hoşuma gitti bu. Yani genel olarak set de hoşuma gitti. Bu batarya. Bakın burada ekstra pillerini de veriyorlar. İki tane pil veriyorlar. Yani şu şekilde, şimdi bir tane açalım. Yani şu şekil şarjlarını yapıyorsunuz. Yani biri bitti mi diğerini açıyorsunuz. Burada da şarj makinesi. Şekil takıyorsunuz, şarj yapıyorsunuz. Bu komple şarj makinesi seti. Bu da gözlüğü. Hani gözünüzü almayacak şekilde bazı noktalarda bunu kullanıyorsunuz bu şekilde. Şimdi bu. Ha, bu da diyelim sabit bir yere koydunuz. Bu lazerde böyle bu şekilde yukarıya koydunuz. Şimdi şu bölgedeki asansör şekli görüyor. Hani bunu bu şekilde yavaş yavaş yukarıya doğru kaldırabiliyorsunuz. Hani bu arabaların tekerleri havaya kaldırıyor böyle
ne ismi? Kirkov. Kirkov. İşte bu böyle bu şekilde öden hani şuraya koydunuz. Şöyle sabit bir yere koydunuz. Hiç uğraşmıyorsunuz. Sadece şu altta şöyle aşağı ve yukarıya işaretlediğiniz yeri bulmak için. Yani güzel bir sistem yapmışlar. Lazer kullanma şekline bir bakalım. Nasıl oluyor? Onu da size göstereyim. Şimdi bu alt tarafta batarya kısmı var. Şimdi bu bataryayı da bu şekil buraya takıyorsunuz. Ondan sonra kapatıp hazır hale geliyor. Şimdi bu yan tarafta açma ve kapatma düğmesi var. Sağa doğru çevirebiliyorsunuz. Bütün lambalar çalışıyor. Şimdi bakın şu sese bakın. Eğer ki terazi olmadığı zaman böyle ses veriyor. Hem de lambalar yanıp sönüyor. Demek ki bu tam düz şeyde de size ikaz veriyor bu şekil. Şimdi düz bir yere koyduğumuz zaman bakın sabit oluyor. Hiçbir ses yok. Sadece çizgisini gösteriyor. Şimdi ben kalemim mi? Burada. Şimdi örneğin şurada bir çizgi yapalım. Şimdi şurada bir çizgi yaptık. Böyle. Hani şunun ne işe yaradığını tam net size göstereyim. Dur. Yetmedi. Şuraya koyalım. Hani sırf size o çizgiyi göstermek için yapıyorum. Bakın şuradan çeviriyorsunuz. Yukarı doğru. Ha, gördünüz. Tam yani bu yani çok güzel. Çünkü istediğiniz gibi hani altına bir kağıt koyuyorlar, bir şey yapıyorlar, yükseltmeye çalışıyorlar ya. Bu şekilde çok güzel olmuş. Yani sabit bir yere koyarsınız. Ondan sonra oradan da istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şimdi kumandayı da size göstermek istiyorum. Nasıl bir işe yarıyor? Örneğin yani tam böyle uzaktasınız. Bir çizgi lazım. Hani şu bu bir üst kata çıkıyor. Bakın ikinci çizgi. Ondan sonra şöyle yandan bak gösterelim. Diğer tarafın yan tarafından çizgi iyi gözüküyor mu? Tabii. Bir de şu yan şu diklenmesine de var. Burada da. Hani şöyle. Bakın görüyorsunuz. Yani hem böyle sağlı, yani şu altı üstü diklemesine ve tavanda oluyor. Tavanda ta diğer karşı tarafa da geçiyor. Yani her türlü kullanışlı bu şekilde. Hani kumandanın ne işe yaradığını da gördünüz. Hani diyelim bir yerdesiniz, yukarıdan üst tavanda çalışıyorsunuz. Lazere çizgi atmanız lazım. Hani o vakit hemen oradan kumandayla lazere çizgisini atabiliyorsunuz. Şimdi bunun tam net ne işe yaradığını da size biraz anlatayım. Bu daha doğrusu bizim fayansçılarla bir alakası yok. Bu tavan gips takanlar için alakalı bir şeydir. Örneğin tavan yamuk her tarafa lazer çekilmiş. Bir noktada bunu böyle asıyorlar, bakıyorlar. Hani şu şekil. Hani bu tam çizgiyi her taraftan ölçmek için hani tavandan. Hani düzgün mü diye ona bakıyorlar. Hani belki her taraf düzgün. Ondan sonra tavanın tam ortasına geliyorsunuz. Örneğin çizgi şu alttaysa orada tavanı biraz daha yapıp düzeltiyorsunuz. Yani bu hem o çizgi aslında fayansçılarla da bir alakası var. Diğer bu uzun bir koridor yapıyorsunuz. Orada bir tane çizgi atıyorsunuz. Bunu da bu şekilde
yere koyuyorsunuz. Hani karşıdan gelecek nokta direkt buraya vursun diye. Yani bu işaret aslında. Bu işaret olarak çok işe yarıyor. Bunu da gösterdim. Şimdi bu da bu Krigon bir daha bir diğer bir versiyonu. Bunu da bir tane tahtada bir yere asıyorsunuz ve herhangi bir mesafede asıyorsunuz. Burada da bir asansör şekli gösteriyor. Bunun alt kısmında şöyle sıkıştırma bölümü var. Şimdi bu şekil, burada sıkıştırıyorsunuz bunu. Ha, istediğiniz gibi şu şekil. Ondan sonra bunu herhangi bir yere asıyorsunuz. Yani benim şu an bulunduğum yerde asma yeri yok. Yani şu şekil asıyorsunuz. Şurada bir tahta. Ondan sonra bakın, burada istediğiniz gibi şu şekil havaya indir kaldı. Bir yana yaklaşır. Yani şu şekli havaya indirip kaldırıyorsunuz, yani bu şekil. Yani hem bir yere sabit koymak için bir şey, bir de bununla şuradan maşası var. Buradan maşası var, burada sıkıştırıyorsunuz, bir yere de böyle sabit duruyor. Ondan sonra kullanıyorsunuz yani. Şimdi bu da gözlüğü. Hani bazı bölgelerde gözünüzü almaması için bunu takıyorsunuz. Ondan sonra yani gözünüz pek buradan şey almıyor. Hani her tarafta öyle karanlık bir yerdeyseniz bu gözlük çok işe yarıyor. Karanlık bir yerde bu gözlük hani şey yapıyor, hani bütün çizgileri net bir şekilde görmenizi sağlıyor. Şimdi arkadaşlar, Dayne Hanım bu gözlükle nasıl işe yaradığını da gösterdik. Şimdi kameraya doğru yaklaştırayım. Hani bu çizgileri daha net nasıl görüyorsunuz onu da bir bakın. İşte böyle. Şimdi arkadaşlar, bunu da bir yerde nasıl kullanılıyor onu da size göstereyim. Yerleri gerçekten çok mükemmel. Hani böyle ip çekmenize hiçbir yere gerek yok. Bu lazeri direkt ortaya koyuyorsunuz. Yani kullanabileceğiniz bir bölgeye koyuyorsunuz. Ondan sonra bütün çizgilerinizi attıktan sonra yani bu gerçekten tam köşeli bir şekilde, terazi bir şekilde gösterir. Bak. Aha. Şimdi bu hani demiştim ya bu yeşil şey. Bu işaret etmek için. Hani şu işaretleri böyle uzaktan görmek istiyorsanız gözlüğü takıyorsunuz. Daha net bir şekilde bunu görmüş oluyorsunuz. Tam böyle karşıya. Ondan sonra bir dakika. Hani seramik yapabilmek için, hani bu yerlerde seramik yapabilmek için bunu da bu şekilde koyuyorsunuz. Bak burada. Bakın tam köşeli bir şekilde hepsi ayarlanıyor. Hem karşıya gidiyor, hem sağa sola. Yani faydası çok. Hani her tarafa böyle ip çekmenize hiç gerek yok. Bu şekilde de bu işi böyle kullanabiliyorsunuz. Gördünüz mü? Bu çok güzel bir şey. Ben gerçekten çok beğendim. Kaliteli bir şey. Yani size aslında kullanmanızı tavsiye ediyorum. Yani güzel olmasaydı inan ben bunu reklamını, yani size bunu göstermek için video çekmezdim. Çok sağlam bir şeye benziyor, güzel, kullanışlı. Eğer ki satın almak istiyorsanız açıklama bölümüne linkini koyuyorum ve yorum kısmına da linkini koyacağım.
İnşallah alırsınız, beğenirsiniz, işinizi görür. Saygılar.